Ama şöyle direkt buradan bıçak seçersem 215 tane bıçağı var gördüğünüz gibi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün bir tane adam göstereceğim size. Ve bunun 200'den fazla bıçağı var. Şu an herhalde en çok bıçağı sahip kişi yani CSGO'dan. Ve şu an adamın envanter değeri de 48 bin dolar. Ee, yani 50 bin dolara yakın para. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Ee, buradan bir Steam Community'den hemen profiline bakacağız. Bakalım profilini inceleyelim. Hangi bıçakları varmış. Sistem özellikleri falan burada. Ee, şimdi 980 Ti dikkatimi çekti. Hani bir insan 1080 Ti alır birini satıp. Ama hani adamın içini görüyorsa belki de takmıyordur. Zaten sistemi çok iyi gördüğünüz gibi. Ee, burada profili ee, bayağı takas yapmış 3000'e yakın 4000'e yakın pardon. Ee, başarım içinde bayağı var ve ee, en sonda PUBG oynamış. 2500 saatte CS:GO oynama süresi varmış. 330 tane de oyunu varmış. En çok oynadığı da CS:GO gördüğünüz gibi. de bir falan da oynuyormuş. Şimdi bakalım envantere gelelim. Evet envanterde ilk sayfa çöp. 2. E, sayfada çöp 3 de çöp 4 de bir bıçak birkaç birkaç tane bıçak var e, Ama şöyle direkt buradan bıçak seçersem 215 tane bıçağı var gördüğünüz gibi Ve yaklaşık 9 sayfa Hani 9 sayfa olan yok e, Daha önce görmedim ben Bir 14 sayfa olan vardı ama O adam herhalde battım ya da sattım bilmiyorum Şu an en fazla olan bu adam Gördüğünüz gibi hani 9 sayfa bıçağı var Ve 215 tane Hiç dragonlar var mı ona bakacağım mı e bil bilgin bilgin yazarsam çıkar. 3 tane de dragonları var. Ee, savaş görmüş var. Savaş görmüş var ve görevde kullanılmış var. E ee, fade yazınca ne çıkacak bakalım. Heh, Glock fade falan çıkmadım. Evet, şimdi adamın envanterinde başka neler var acaba? Böyle güzel, pahalı. Şimdi bıçakları gördük. Şimdi tek tek bakmaya gerek yok bence ona. Ee, onun yerine diğer bıçaklara, bıçak yerine başka şeylere bakarız. Mesela ne var? Şöyle güzel bir şey bakıyorum. Bu da 300 liraymış. 230 liraymış. Evet, burada haul var. Ee, en pahalı bıçağı hangisi ki şimdi? Onu nasıl şuradan mı görebiliyor muyuz? Bir dakika oradan bakayım. Adamın en pahalı bıçağı hangisi? Şurada sıralama vardır belki. Ee, en pahalısı 573 dolar mı? E, aynen bu otomatik sıralamış galiba. En pahalısı karamit Gamma Doppler. Hani çok pahalı bir şey değil ee, Ev envanterine göre. Çünkü bir sürü bıçağı olunca hani birleşiyor ve 48 bin dolara yakın bir para yapıyor. Baya ee, bayağı da bıçağı var ha. harbiden hepsi güzel böyle. Adam resmen bıçakları sövmüş CSGO'daki. Tabi CSGO'da on binlerce bıçak var da hani o başka. Evet şimdi şöyle bakıyorum. Arada belki item dikkatimi çekerse onlara da bakacağım. Ee, oh şu iyiymiş bak. Star Trek 418 lira. Bir bıçakla eş işlem. Ee, başka ne var? Orada 2000 liraya bir şey gördüm. Başka başka başka. 21 liraya ne var? 50 beni varmış. 50 ben dur şuradan işaretleyebiliyor muyuz 50 benim? Bir tane varmış zaten. On derhalde kullanıyordur. E, Glock solgun var. E, fade yani. Medusa'sı var. Medusa başka var mıdır? 9 tane AP varmış. He, bir tane Medusa var. Evet güzel. Evet başka bakınca şöyle bir AK47'lere bakayım. AK47 en pahalısı 1000 lira. 990 lira. O da ateş yılanı az O da iyiymiş. Şimdi başka ne var? Avuk var. Avcı bıçağı 14 tane varmış. Fabrikadan yeni çıkmışları hiç bakmayalım. Şuradan bir dakika daha fazlasını göster deyip. Hediye paketi aynen hediye paketiymiş o. Tamam. Kasa en pahalı hangisi? Bazen şey kasalar oluyor ya değişik değişik. Bravo kasası falan. Kaldı mı o bilmiyorum da. Hani eskiden bayağı pahalıydım. Evet buradan bakıyoruz. Hall var. iki tane. Üç tane. Yani bayağı adamın envanteri efsane ya. Diğer oyunlarda da bakayım hemen envanterine. Şöyle kendinden gireyim. Ee, PUBG'de envanterini çok merak ettim. Pahalı bir şey var mı diyeceğim de. Hiçbir şey yok galiba. Bunların fiyatı yazmıyor muydu üstünde? PUBG bu arada fazla bilmediğim için hani bir şey diyemem. Belki fiyatı vardır burada yazmıyordur. E, ee, payday 6784 tane Steam varmış. odayım dayım. Ee, Rust. Rust var burada. Sonra h 1 var. Bu kaç para? Yok. Başka h 1 King of the Kill. Burada, ha, burada yazıyor bak. Ee, yani bakayım şöyle. Yani güzel bir şey yok aslında. Full kasa. Belki de vardı da şu an hani görmüyorum. Aa 86 liraya bir şey gördüm bak. Yani adamın envanter efsane. Harbiden efsane. Sistem falan değil. Hani bunu idare ediyor olur. Ee, gruplara bakayım. Poland. Evet galiba Poland adamın. Yazıyormuş şurada. <laughs> burada yazıyormuş gerçi. Los Santos yazıyor. <laughs> Dikkatimi çekti direkt. Adamın 79 sayfada yorum var e, adam profilinde. Yani adamın profil böyle. Eğer da, siz daha fazla incelemek istiyorsanız da açıklamaya linkini koyarım. Oradan bakarsınız. E, bu videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Hoşça kalın ve bay bay.